iPhone SE 2020 yılında hala alınır mı? Öncelikle herkese merhaba. iPhone SE'yi günümüz koşullarında hala ucuz bir telefon olabilecek şekilde nitelendirebiliriz. Yenilenmiş ve 1 yıl garantili olarak bu telefonu 9.000 ila 11.000 arasında sahip olabilirsiniz. Ki ben kesinlikle yenilenmiş cihazı çoğu yerden almanızı önermiyorum. Hali hazırda ikinci el sitelerinden de almak isterseniz 8.500 TL'den başlayan fiyatlarla da bu telefona sahip olabilirsiniz. Tabi bu garantisi ve telefonun durumuna göre değişkenlik gösterecek. Hadi gelin vakit kaybetmeden iPhone SE'nin teknik özelliklerine geçelim. iPhone 7 ve 8 ile yaklaşık olarak aynı kasayı paylaşan iPhone SE 2020, iPhone 8'in elmi logosunun biraz daha alta kaymış şekli olarak düşünebilir. Tam ekran olmayan bu tasarıma iPhone 2G'den itibaren aşinayız. iPhone 6, iPhone 7 hatta iPhone 8 ile de aynı ekran boyutuna sahip. 4.7 inç ekranı var. Şu anda piyasadaki en küçük ekranlı telefonlar arasında yer alıyor. Eğer film izlemeyi ve oyun oynamayı seviyorsanız ekran boyutu sizi biraz yorabilir. Cinder buraya gel. Böyle tutun yukarı veya aşağı. Tamam, sadece böyle biraz daha gel. Lensin aşağısında böyle. Anladın? Yamuk tutma o değil. Ekran çözünürlüğüne de değinecek olursak. Apple'ın Retina olarak piyasayı sürdüğü IPS LCD panel 750 piksele 1334 piksel HD Plus bir ekranı var. 60 Hz tazeleme oranına sahip bu ekran bahsettiğim gibi 4.7 inç. İnç başına düşen piksel sayısı ise 326 ppi. Bu arada Apple'ın yaptığı ekranlardan genel olarak şikayetçi olmazsınız. Günümüz teknolojisinde biraz piksel sayısı eski gibi kalsa da ekranın baktığımızda gayet kaliteli hissettiriyor. Ve yüksek ışıklı alanlarda ekrana baktığınızda herhangi bir görme kaybı yaşamıyorsun. 625 nit ekran parlaklığı olmasına rağmen güzel gözüküyor. Bu da Apple'ın kaliteli bir IPS panel kullandığının işareti olarak görüyoruz. Kalın çerçevelerini eleştirmeden geçemeyeceğim. Ama nihayetinde Apple'ın uygun bir telefon olarak piyasaya sürüldüğünden hem parçası ucuz hem gayet işe yarayan bir model. Küçük boyutu ile de tek ele kullanmaya gayet uygun bir telefon. Donanım tarafına geçecek olursak da iPhone 11 ile aynı işlemciyi paylaşan SE A13 Bionic çipini kullanıyor. Ve bu işlemcimiz 6 çekirdekli bir işlemci olmasıyla birlikte oyunlarda ve günlük hayatta hala bizim işimizi fazlasıyla görecek bir işlemci. Hadi bir de muhtemelen oyun oynayan birinin en çok da oynayacağı PUBG'de bir de telefonumuzu test edelim. Oyun ayarlarını Full HD'ye aldığımızda 60 FPS oyununuzu rahatlıkla oynadığımızı göreceksin. Ultra HD'ye geçtiğimizde ise 45 FPS'te kolaylıkla oynayacağımızı göreceksin. Kısacası oyun oynamak isterseniz işlemci bakımından tam bir canavar telefon. Oyun demişken iPhone SE'nin batarya sürekli oyun oynayan biriyseniz sizi mutlu etmeyebilir. 1800 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone SE günlük kullanımda sizi rahatlıkla bir günü çıkarırken sürekli telefonla uğraşan biriyseniz veya oyun oynarsanız günde en az 2 kere şarj edilmek isteyecektir telefon. Hızlı şarjda ise 18 watt desteğine yer veriliyor. Telefonu şarja taktığımızda 30 dakikada %50'ye, 1 saat 50 dakikada ise %100 tam şarj oluyor. Kameralarına gelecek olursak da arka kamerada 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera bizi karşı. Yapay zeka ve HDR destekli olan bu kamera bizim isteklerimiz doğrultusunda güzel bir iş çıkaracak kamerası var diyebilirim. Çektiğim fotoğraflara ve videolara bakacak olursak da gece modu olmamasına rağmen ışık performansı gayet iyi. Güneş ışığı altındaki performansı ise günümüzün alt ve orta segment telefonlarına taş çıkarır. Işık kaynağı iyi ise iPhone SE'nin kamerası sizi oldukça tatmin edecek. Renkleri doğru ve parlaklığına uygun şekilde gösteriyor. Bu arada şurada size bir tüyo vereyim. iPhone SE 2020'nin ana kamerası ile iPhone 11 ana kamerası yazılımsal birkaç farklılık harici tamamen aynı. Ön kameraya gelecek olduğumuzda ise donanımsal olarak iPhone 8 ile aynı kamerayı bizi karşılasa da yazılımsal olarak gayet güzel bir kamera var. Portre modu destekli olan bu kamera 7 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080 karede 30 fps videolar çeken bu ön kamera yine arka kamerası gibi HDR ve yapay zeka destekli. iPhone SE'nin kamera bakımından tek eksik yanı 0.5'in yani ultra geniş açının bulunmaması diyebilirim. İçerik üretmeyi istiyorsanız veya fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız bu telefon sizi kamera bakımından tatmin edecektir. Telefonumuzda 3 GB RAM ve Türkiye'de alabileceğimiz depolama seçenekleriyle 64, 128 ve 256 GB alabilirsiniz. Şimdi de ön kamerayla biraz ön kameranın mikrofon testini yapalım. Şu an harici bir mikrofon asla kullanmıyorum. Sabah da yeni kalktım. Harici mikrofon yokken ön kamerada ses böyle ve ön kameranın da görüntü kalitesi bu şekilde. Şu anda da iPhone SE 2020'nin arka kamerasındayım. Arka kameranın mikrofon kalitesi bu şekilde. Yine harici bir hiç, hatta sineği görüyorsanız eğer, harici bir hiçbir şekilde mikrofon kullanmıyorum. Arka kamerada vlog veya herhangi bir içerik çekerken
bu şekilde size yardımcı olacaktır. Sakın 3 GB RAM'den korkmayın, çünkü çoğu Android telefonun 12 GB RAM'ine Apple'ın 3 GB RAM'i bedel. iOS işletim sistemi gerçekten RAM'i kullanmıyor, kokluyor diyebiliriz. Bu arada tek eksik yanlarından biri, cihazımızda 5G desteği yok. Toza ve suya karşı dayanıklılık olarak IP67 sertifikası ile piyasaya sürülmüş, 1 metre su derinliğinde 30 dakika boyunca suda kalabiliyor. Yazılım olarak iOS 13'te gelen iPhone SE'ye, en son sürüm olarak da şu an iOS 17 kullanıyor. Ama bu sizi korkutmasın, en az iOS 19'a kadar güncel alacak. Etrafınıza baktığınızda iPhone 6'da bile birçok uygulama hala çalıştığını göreceksiniz. Yani bu demek oluyor ki iPhone SE rahat 5 yıl daha size gider. Hem de çok rahat rahat. Parmak izi okuyucuyla gelen bu telefonda Face ID özelliği yok. Ama parmak izine gelecek olursak da gayet stabil ve hızlı bir şekilde parmak izi okuyor. Gelin şimdi biraz şöyle bir konuyu toparlayalım. iPhone SE 2023 yılına göre biraz eski bir tasarıma sahip. Ama özellik bakımından gayet sizi tatmin edecektir. Pil performansı ve ekran boyutu size biraz küçük gelebilir. Ama bu fiyat bandındaki bazı Android telefonlarıyla karşılaştırırsak iPhone SE açık ara üstte kalacak. Mutlaka aranızda iPhone SE kullanmış veya kullanacak olan kişiler vardır. iPhone SE'yi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama sıfırına almanızı tavsiye etmem. Gerçekten fiyatı bayağı abartılmış olacaktır çünkü. Bu videoya bakarak iPhone SE alacakları da hayırlı olsun derim. Gayet güzel bir telefon. Kanala abone olmayı ve kendi yorumunuzu da eklemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın tabii ki de. Hadi kendinize iyi bakın. Bakın görüşürüz. Bye bye.